Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, Ailemin Sohbet Günlüğü isimli eserimizin 10. sohbetin ile birlikteyiz. Bu sohbetimizde nikahı ilan etmek konusunu ayet i kerime, hadis-i şerif, kısa bir sohbetimiz ve bir fetva çerçevesinde hep birlikte anlamaya çalışacağız inşallah. Bugün Yüce Rabbimizin kelamından nasibimize düşen ayet-i kerimemiz suresinin dördüncü ayet-i kerimesi. Estaizu billah Ya'lemu ma fis semavati vel ardi ve ya'lemu ma tusirrune ve ma tu'alinun Vallahu alimun bizzati sudur Sadakallahu lazim Göklerde ve yerde olanları bilir, gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı da bilir ve Allah kalplerin derinliklerinde olanı da bilmektedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinden bugün nasibimize düşen hadis-i şerifimiz ise İmam Tirmizi'nin süneninde nikah bölümünde 6. hadis-i şerif olarak yer alan şu hadis-i şerif. Ana Aişe te kâlet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, e'linu hâzen nikâh ve cealuhu fil mesacid ve dribu aleyhi bid dufûf. Sadaka Resulullah fima kâl ev kemâ kâl. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu nikahı ilan edin. Onu topluma açık olan mescitlerde kıyın ve nikah için def çalın. Bugünkü sohbetimiz şu şekilde kardeşlerim. Nikah nesil ve güven emniyeti için adım atan, huzur dileyen bir kadın ve bir erkeğin bunu ilan etmesidir. Kur'an'da erkek tarafından kadına verilen sağlam bir teminat olarak zikredilen nikah, iki insanın hayat arkadaşlığının tek meşru tezahürüdür. Evliliğin durulmasını sağlayan düğün, saadet ve umudu ifade eden bir ilandır. Düğünler, yaz, ağıt ve keder toplantıları değil, bilakis Hz. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellemin tavsiyelerinden yola çıkarak güler yüzle icra edilecek sevinç merasimleridir. Ancak Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellemin her konuda olduğu gibi düğün eğlencelerinde de nezih, dengeli ve Cenab-ı Hakk'ın sınırlarına saygılı davranmayı emretti, emrettiğini unutmamak gerekir. Düğün şenliğinin vazgeçilmez bir parçası velime yani düğün yemeğidir. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem evliliklerinde davetlilere yemek ikramında bulunmuş, ashabına da ilk gün düğün yemeği vermek yapılması gereken bir iştir. İkinci gün vermek adettendir. Üçüncü gün vermek ise riya ve gösteriştir buyurarak düğün yemeği vermeleri ve ölçülü hareket etmelerini tavsiye etmiştir. Eşler arasında geçim ve bereket için dualar edilmesini ister sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah ona seni sana da onu mübarek eylesin duasını tavsiye etmesi ve Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'ın evlendiğini öğrenince ona öyleyse Allah senin için bu düğünü mübarek etsin buyurması nikah merasimlerinin bir yönleri de ibadet olduğunu göstermektedir. Allah mübarek etsin, hayırlı olsun, Allah bir yastıkta kocasın cümleleri sünnetin kültürümüzdeki yansımaları olarak ne kadar manidardır. Tüm bunlardan hareketle nikah merasimlerinde dinin uygun görmediği aşırı davranışlardan ve mahremiyet sınırlarının bulunmadığı ölçüsüz eğlencelerden uzak durulmalıdır. Söz konusu bu merasimlerin düğün havasının olmadığı bir matem törenine dönüştürülmemesine de dikkat edilmelidir. Unutulmamalıdır ki nikah ve dolayısıyla nikah merasimi evlilik gibi mukaddes bir birlikteliğin ilanıdır ve merasimin de buna yakışır bir şekilde icra edilmesi gerekir. Evliliğin ilan edilmesi anlamına gelen nikah akdinin geçerli olmasının şartlarından biri de nikahın şahitler huzurunda gerçekleştirilmesidir. Bununla birlikte nikahın din adamı veya başka bir kimsenin huzurunda kıyılması ya da dini merasim icra edilmesi gibi bir şekli zorunluluk bulunmamaktadır. Nikah esnasında en az iki şahidin bulunması gerekir ki aksi takdirde kıyılan nikah akdi geçerli değildir. Zira sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şahitler olmadan kıyılan nikah geçerli olmaz buyurarak nikahtaki en önemli şartlardan birinin şahitlik olduğunu belirtmiştir. Nikahın ve kurulan aile yuvasının sosyal hayattaki değeri sebebiyle aile büyükleriyle birlikte müftü, imam, kadı gibi toplumun itibar ettiği din alimlerinin huzurunda kıyılması, onların evlilik birliğinin önemiyle ilgili bir konuşma yapmaları, evlenenlerin saadet ve huzuru için dua etmeleri ve düğün yemeği verilmesi geleneği Müslüman toplumlarda hala sürdürülmektedir. Böylelikle onların hayır dualarının alınması ile bereket umulurken, diğer taraftan nikahın toplum nezdinde aleniyet kazanması sağlanmış olmaktadır. Bugünkü fetvamız, gizli nikahın hükmü nedir sorusunun cevabından oluşacak kardeşlerim tarafların şahitler huzurunda irade beyanında bulunmalarına rağmen ailelerinden ve yakın çevrelerinden gizleyerek yaptıkları akit gizli nikah olarak adlandırılır. Böyle bir akit nikahta bulunması gereken aleniyet niteliğini taşımadığından dinin nikah ve aile hayatıyla ilgili genel ilkelerine aykırıdır. Sadece iki şahidin bildiği bir nikah akdinin aleni olduğu söylenemeyeceğinden ailelerin, akrabaların ve komşuların muttali olmadığı bir akit gizli nikah olmaktan çıkmaz. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem haram olan ilişkiyle helal olanı yani evlilik, evliliği ayıran şey def çalmak ve duyurmaktır buyurarak aleniliğin ve hatta tescilin gerekliliğine işaret etmektedir. Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh, gizlenmesi şartıyla yapılan nikah akdini geçersiz saymıştır. Yüce Rabbimiz burada dile getirilen hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.